ellerimizi şu şekilde. Evet sensei. Derin nefes al. Verirken geri getir. Derin nefes al. Ver. Tabii seni de tahmin edeceğin üzere bunların hepsi yalan. Önemli olan önce sen vur ve asla affetme. Cobra Kai. Sensei 8. haftaya kadar bizi trolleyip sonrasında bunlar hepsi yalan dediğiniz için teşekkür ederiz. Ne adam şeydi bilmem kaçıncı haftada hadi buradan atlayın ona göre cesaretinizi toplayın falan diyor işte. Yani böyle Cobra Kai böyle bir şey. Aynen bu noktaya parmak bastık çünkü sevgili çocuklar bunu evde sakın denemeyin, o çatılardan atlamayın. Sakın. Cobra Kai'nin yorumlu yorumuna hoş geldin sevgili arkadaşlar. Bu seferki yorumlu yorum olarak şöyle bir fark var. Maşallah bu videonun altına gelen yorumların hepsi aman Allah'ım bu dizi çok aşığım bu diziye. Bu diziye işte yatağımı alıp seks yapmak istiyorum tarzı yorumlardı. O yüzden... Onları almadın değil mi? Onları almadım. Onların hepsini sembolik olarak bir tane aldım. Güzel. Güzel. O da zaten en çok beğenilen yorum. Aslında bu dizinin genel fikri ile örtüşüyor. Fikri değildi. Bu dizinin genel değerlendirilmesi. Değerlendirilmesi. İle örtüşüyor sevgili Barış Taşdelen. Bizi temsili olarak şu görüşü savunuyor. Bu kadar kötü olup bu kadar güzel olabilen tek dizi. Günün sonunda mahalle dojosunda müdür olmak için birbirine komplolar kuran 50 yaş üstü adamlar izliyoruz. Ama çok güzel lan. Evet, kesinlikle doğru bir yorum. Bak hatta şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha yeni ölmek için 13 sebep falan gibi bir dizi var tamam mı? Hiç izledim mi bilmiyorum. Eskice değil mi? Ortanca eskice. 2-3 sene öncenin evet. Falan dizisi hatta 2017 falan galiba. Ha, o kadar eski olabilir. Neyse o diziyi izliyorum. Şimdi birinci sezonunda mesela her şey böyle çok mantıklı. Çok böyle işte hafif intihar, hafif tecavüz, taciz temasına falan değinilen. Ağır konular. Ağır konulu bir diziydi tamam mı? Okey bir yerde bitti. Bittiği yer bence tatmin ediciydi ama bir baktım ki daha 3 sezon daha var. Neyse peki. İkinci sezona geldim. Bu da bir lisede geçiyor tahmin edeceğin gibi. Bu ağır konudan aldılar. Birdenbire olay Cobra Kai'ye döndü ya. İnsanlar böyle okulda kavga etmeye başladılar. Ellerine silah alanlar bilmem neler falan. Oha nasıl çıldırdı dedim. Bak o zaman dedim ki kendi kendime. Bu aslında Cobra Kai'ye çok benziyor. Ama Cobra Kai'den temel bir farkı var. O da şu. Bu böyle goy goy için değil. Bu gerçek bir şey anlatıyordu. Çok iddialı bir konuydu. Buralara vardı. Cobra Kai'nin başarısı bu işte. Ya Cobra Kai diyor ki salın ya. Yani çok komik işte yani. Bunlar olmaz yani normalde. Bence o kadar öyle demiyor ama bir şekilde öyle olmasına şu rağmen abi. Biz kabul ediyor gibiyiz. Yani bence bilmiyorum abi kendini ciddiye alıyor sonuçta o dizi. Bütün hayır bunu ciddiye alarak yapıyor ama bir fantastik evren olduğunu çok net vurguluyor. Gerçek dünyadan esinlenmiyor yani. Bence sen beğendiğin bu dizinin aslında çok dandik olmasını yediremediğin için böyle çok uzun uzadıya bir açıklama getiriyorsun. Aslında Cobra Kai hepimiz itiraf edelim ki bütün o 80'lerden taşıdığı retro kafalar işte bir takım ne bileyim böyle çok duygusal iç şeyleri olmasa saçma sapan bu arkadaşın şey gibi bir şey. Ya kabul yani. Kabul ama biz hepimiz diziyi niye izliyoruz? Hadi gençler bırakın muhabbeti de birbirinize dalın şeklinde izlemiyor muyuz yani? Vallahi ben... Çünkü koreografi falan on numara ben yani. Ben sadece Johnny Lawrence'ın bu çağa ayak uyduramamasını izlemekten keyif alıyorum aslında. Geri kalanı biraz hikayeye açıkçası. Soğanın halkalarından ya da soğanın katmanlarından bir tanesi de bu kabul ama... Öndeki katman şu hadi birbirinize gidin ya. Yani vallahi demek ki ben o katmanı ısırıp yedikten sonra çöpünü bitirmeden atıyorum biraz ziyan oluyor aslında. Senin böyle bir huyun var. Çok ziyancısın. Ziyankar. Cobra Kai inanılmaz bir dizi demiş Miti. Gerçekten izlerken kafa yiyorum. Evin içinde çığlık atıp yumruk atıyorum. Kesinlikle ben de yapıyorum bu arada bunları. Ya böyle Tuğba hayret ediyor. İzlerken böyle bir evet o falan diye izliyorum. Evet biraz hakikaten şey oldu. Yo herkesin şeyi kendine abi ben bilemem. İstediğin sex face diyorsun. İstediğin gibi keyif alabilirsin, tadını çıkarabilirsin bana. Aşırı eğlenceli ve aşırı gaz. İzleyiciyi nasıl yakalayacağını çok iyi biliyor. Nostaljik göndermeleri anlarken zevkten kafa yiyorsunuz. Demiş altını da aldın mı yoksa o tesadüf mü? Ne tamam. Yazıyor ki orada? Tolga'da tamamen yaşadığım duygusal patlamaları özetlemişsin demiş.
Ki sevgili Miti benim de yaşadığım duygusal ve evet. gördüğün gibi biraz da erotik patlamaları. Zaten sevgili Miti, sevgili Tolga ve sevgili Cevdet. Siz üçünüzün buluşması lazım. Kesinlikle. Cobra Kai birlikte izlemeniz lazım. Ortaya çıkacak olan enerjinin de Türkiye'ye katkı olarak eklenmesi ve şu doğalgaz filan tarzı problemlerimizin bu şekilde çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Evet evet, bedava enerji yaratacağız bu sefer. İran yapamadı, biz yapacağız. Enerjik yorumlara devam ediyoruz. Sevgili Ayşe Karadağ demiş ki, her bahsi geçtiğinde gün içinde odamdan mutfağa tempolu şekilde Cobra Kai, Cobra Kai diyerek koşuyorum. Ev haklı halkı demek istemiş sanırım. Kafayı yediğimi düşünüyor. Ya da ev haklı kafayı yediğimi düşünüyor. Ev kendisi bu çocuk kafayı yedi bram bram falan. Şunu merak ediyorum abi sevgili Ayşe yani. Her bahsi geçtiğinde gün içinde odamdan mutfağa tempolu şekilde ne demek yani? Ne demek her bahsi bak şöyle oluyor bak. Diziyi açarsın ya da kapatırsın. Bahsi nasıl mesela, geçebilir odanda? Hayali olarak oyuncaklarınla falan konuşuyorsan ancak bak, olabilir. Şimdi yani. Odamda duruyorum, sen de bir arkadaşımsın. Yanlışlıkla cümle içinde Cobra Kai der misin? Abi üf, ya işte sorma ya. Dünyadaki en zehirli şey gerçekten Cobra Kai. Neyse işte. Cobra Kai mi? Cobra Kai. Cobra. Tempolu bir şekilde Kai. Cobra. Su içiyorum. Kai. Şimdi mutfağa gittim. Cobra Kai ve geri dönüyorum. Ben şimdi neyim peki? Ev. Kafayı yediğini düşünüyorum. Ayrıca haklıyım. Evet Ayşe'cim. Artık ismim gizli çünkü internet onu anonim da nokta nokta yani sığmamış isimli arkadaş 2 hafta önce demiş ki bir daha bunu yapmayın. 4 günde falan 4 sezon bitirdim. Overdose olacaktım yahu. Gülücük ve yılan var ki Cobra Kai'yi temsil ettiğini. Kargalar bile bilir. Bu yorum almamın sebebi şu. Biz ne yaptık? Ne istiyorsun? Biz ne yaptık? Biz mi yani? Ya biz yorumladık diye mi 4 günde 4 bölüm? Herhalde övdük. Bir gaza geldi. Bir köpürdü o da böyle. Ya ama Seyme haklıymışız işte yani. 4 günde bitirdiysen koca diziyi. Mesela düşün bak bu arkadaş bu övgülerimize bu kadar köpürdüğüne göre az önceki erotik vurguma kim bilir ekran başında ne kadar çok köpürüp Cobra Kai'yi ne yapacak? Sevgi Budur'dan uzunca bir yorum. Bence bir tık cıvıkını çıkardılar. Her sezon geçmişten bir gelip Cobra Kai'ya hükmetmeye çalışıyor. Doğru bu arada. Şimdi ne olacak? Hapisten çıkıp Miyagi-Do'ya mı katılacak? Bence gereksiz uzatılıyor şu noktada. Herhalde Reis'i kastetmiş. Yani dizi gerçekten keyifli. Dördüncü sezonda da bir şekilde iki ana kahraman birleşiyor filan. Bunlar hoş şeyler. Ama mesela aile dramaları da çok gereksiz. Ben bu diziyi aile dramaları için izlemiyorum. Tek ben mi böyle düşünüyorum emin değilim. Hayır bak işte ben de böyle düşünüyorum. Bunun da haricinde iki rakip takımın sürekli birbirine dadanıyor olması bu da çok sıktı. Hatta aşırı sıktı. Kendi yollarında kendi ilerlemelerini görseydik daha yakışırdı 3. sezona. Mesela önceki sezonlarda okulda 3 tanesi çok eğlenceliydi. Yaşı büyük olan adamın karatecilik oynaması kısmını izleyen herkes gülmüştür bence ama şu an baydı. Diğer artı, diğer bir konu, koca koca adamlar 18 yaşında insanlarla vadiyi ele geçirme çabaları Voldemort'un okul ele geçirme çalışması kadar komikti. Tuğba duymasın. Oo iyi. Kaldı ki Harry Potter kitapları ve filmlerini de tüketmiş ve severim ama bu konsept bu diziyi komik kılıyor. Son olarak da gösterişli ve çok cesur sahneleri anlarım. Dans, şehvet, aşk, cinsel gerilim hepsine kabul. Ama dizi siz dizi içerisinde 18 yaş altısınız yahu. Yani bunu biliyor olmam da olmakta tüm etkileyiciliğini bitiriyordu. Open up FBI diye de şaka yapmış. ve de sonra demiş ki Budur kendi yorumunun altına yorum olarak İtaki Bey'e güveniyorum o bu yorumu koyar. İtaki Bey. Halit'in adı İtaki Bey. Zannediyorum. Hocam. Harley Quinn romanları var. Öncelikle onu sana tavsiye ediyorum sevgili adını unuttuğum Budur. Arkadaş. Budur. Yani içerisinde budur. Ha budur. Aşk, cinsellik, sevgi, nefret, şevhet hepsi var. Pek güzel. Babaannem okurdu hatırlar mısın? Tabii. Biz hiç bakmadık. Peki sen o son sezondaki dans, şevhet, aşk, cinsel gerilim sahnesinde dans, şevhet, aşk, cinsel gerilim düşündün hissettin mi yoksa bunlar çoluk çocuk ayıp yaptın mı? Yok canım hiç yapmadım. Kızın bacağı böyle açılınca şey yapmadım. Tabii ya abicim artık orada zaten yani o şimdi bunlar çok komik geliyor. Zaten bence gelmesi lazım bir yani öncelikle zaten komik olsun diye yapılmış onlar. Çünkü okay. Hakikaten komik duruyor. Okay. Ya kimse onu abi şimdi bizi aşırı ciddiye alacaklar tamam mı demiyor. Ve bunların böyle biraz büyümüş de küçülmüş olmaları. Evet. Bence biraz daha orada bu bir zorlama ama böyle yeni kuşağında temsiliyeti gibi hissediyorum aslında orada hep. Burayı o zaman Hilal'e soralım. Çünkü biz şimdi burada hani gencecik çocuklar hakkında şey konuşmayalım yani. Bunlar ne bileyim Hilal sence o sahne şey bir sahne miydi açık saçık bir sahne miydi? Ben
Bence masumdu ya. Masum, güzel. Bence de masumdu. Gerçekten... Tek benim içimdeki yobaz arkadaş biraz köpürmüş. Senin içinde var biraz. Zeynep Gök demiş ki... Pardon. İstanbul Avrupa'da yetişkin karate kursu arıyorum. Ciddiliği ilandır. Mümkünse küçük çekmece çevresinde demiş. Gülmüş sonuna da. Ciddili mi değil mi abi sonuç olarak? Bu yorumu sadece hakikaten belki vardır. Zeynep'e ulaşır, ulaşmak isteyen olur filan diye. Zeynep'e bir tavsiye vereceğim. Cobra Kai'den ben de çok etkilendim. Fakat Zeynep lütfen karate kursuna gitme. Hele küçük çekmecede falan. Bence hiç gitme. Bu benim tamamen sezgilerime dayanarak yaptığım bir yorum. Ben küçük çekmecedeki şeyler hakkında bir ön yargım yok. Karate kursu hakkında. Sevgili Ori demiş ki Vatoz Cevdet abiye çok benziyor. Bu tamamen bana ibnelik olsun diye yapılmış bir yorum. Bir dakika ya, Vatoz ne? Çünkü ben o zaman şöyle sakallı bir tip vardı ya çocuk ve dişli falan. Sakalı var. Onun falan Türkçesi diyor. Vatoz mu? Ben yakalamamışım onu. Stingray mi neydi değil mi? Vatoz muymuş? Bildiğin yani Vatoz'un İngilizcesi Stingray miymiş be? Bu Dragonfly isimli böcek midir nedir? Onun Türkçesinin Yusufçuk olması kadar beni şaşırttı şu anda. Anti karizma. Vatoz'a bana benzetecekler. Buna benzemek istemiyorum demiştim yorumda. İşte gördüğün gibi. Yemin ederim hiç farkında olmadan aldım bunu. Vatoz'un ne olduğunu bilmeden hatırlamadan. Yok yok sen değil. Bu arkadaşsa neymiş adı? Adi'nin biri. Ori. Görüşeceğiz seninle Ori. Jüri'den biri. Ori. Sırf yorumluyorum da çıkarım moduyla buraya bir yorum yazayırım. He. Bu hizmettir. He. Okunmazsa sizlere çok cyberpunk bir küfür edeceğim buraya. Şaka şaka normal küfür ederim. Çok merak ettim cyberpunk küfürün ne olduğunu. Hadi onu üretelim cyberpunk küfür. Hey seni... Motor götlü. Ne bileyim. Seni işte ne onun adı değişik Wi-Fi cihazlarıyla kendini geliştirmiş pis herif ne bileyim ben. O Bluetooth kıçını al ve git buradan falan. Mesela bu olur mu cyberpunk küfürü? Hadi defol USB girişli falan. USB girişin görünüyor. Evet hani, güzel, evet. Daha güzel oldu. Sevgili başka bir gedikli takipçilerimizden atanamayan öğrenci demiş ki muhtemelen izlesem ben de Aybike gibi tepki verebilirim ama yine de sizi en başından beri takip ettiğim ve siz söyleyersiniz bir şey vardır mutlaka mantığıyla sanırım izleyeceğim ama sizin etkinizle mi beğenirsem beğenmiş olacağım bilemiyorum. Umarım sizin kadar zevk alırım. Güzel bir dizim daha olmuş olur. Anladım. Sen kötü okumadın değil mi? Öyle yazılmış. Tabii bu Geek Yapar olarak Türk gençliğine noktalama işaretlerinin önemini hatırlatmak yapılmış 25.000. çabaydı. İstersen Geek Yapar olarak başka bir kanal açalım. Bu kanalda da gerçekten bunları öğretelim. Böyle biraz şey gibi ama. Hani böyle göstermeci bir tavırla öğretelim. Ha, bunun gereksiz bir mükemmeliyetçilik değil. Hakikaten okuduğumuz şeyi anlamak açısından bir araç olduğunu hatırlatmak gerekir. Yoksa lüzumsuz. Büyük ünlü uyumuna uymayan kelime Türkçe değildir falan tarzı bir kompleks değil yani. Peki şöyle yapsak mesela sırf gerçekten mükemmel Türkçe yazılmış noktalama işaretlerine dikkat edilmiş yorumları alsak. Hayır olmaz. Teşvik olabilir mi? Hayır olmaz. Olmaz peki. Onun yerine önce şu yorum hakkında bir şeyler konuşalım. Sevgili arkadaşımız demiş ki atanamayan öğrenci. sizin etkinizle mi beğenirsem beğenmiş olacağım bilemiyorum. Ya bu kadar işi çözümlemeye, felsefe yapmana ve psikolojik çıkarımlar yapmana gerek yok yani. Ya izle keyif al. İzleyip keyif alma. Hani bu kadar da yani anladın mı yani? Bu yüzden mi sevk alacağım? Ne fark eder? İzliyor diziyi. Bitti. Beğendim. Ama niye beğendim? Ömercan söyledi diye mi beğendim? Yoksa ben Ömercan söylemeseydi beğenecek miydim? Yani bunları bilemeyiz. Bunlar artık... Matrix'te şey var ya don't worry about the ways falan onun gibi. Sevgili Cobra Kai sevenler ve de yorumluyorum başlığını görünce dayanamayanlar olarak bir kez daha buranın sonunda kendimize bir iki dans figürüyle veda etmek istediğimize karar verdik. Dans değil, tai chi. Evet. Odaklanıyoruz. Hadi bakalım apprentice. Senpai. Senpai değil mi benim adım? Sen sensei, ben senpai. Ha? Senpai. Buraya bak. Doğru düzgün şey yap. Hadi senpai. Önce enerjimizi göğsümüzle bütünleştiriyoruz. Bu mu demek? Bunca yıldır enerji böyle mi yapıyoruz? Sonra enerjimizi dışa doğru evrene aktarıyoruz. Tekrar göğsümüze geliyoruz. Bu bir sirkülasyonsuz da dinle amına koyayım. Pardon. İşte küçük çekmece karate kursu.